Tamam. Başlayayım mı? Değerli konuklar, yine bir perşembe beraberiz. Saat 2. Ama bu defa benim güzel bir konuğum var. Tahmin ediyorum 83 milyon bizi izleyecek bundan sonra. Nüfusun tamamı bizi izleyecek. Neden ama neden? Çünkü Çukurova'nın bereketli topraklarında Adana'da sizin gibi bir değerli sanatçılarla beraber ilk defa Adana'da Bak Gül TV adı altında değil mi? Evet. Toplumsal eleştiriye açık bir şey kanal açtınız. Evet. Televizyon, internet üzerinden yapıyorsunuz. Evet. İç şeyin de senaristi de sizsiniz, Evet. yazarı da sizsiniz, oyuncu da sizsiniz. O nedenle ben 83 milyona şimdi hitap ediyorum. Artık 3-5 kişiyi söylemiyorum Kurtuluş. 83 milyon bizi izlemeli ki toplumsal eleştiriyi, toplumsal gerçekçiliği gülerek benimsesin. Hem gülsün hem öğrensin hem de bilinçlensin böyle politikacılara bakarak kuru kuruya işte o onu dedi onu el salladı bu onu el salladı yok. Sizin o güzel aksanınızla, sizin o güzel yüzünüzle, sizin o sene güzel senaryonuzla 83 milyonu bu defa bilinçlendirme adayız arkadaş. Bak kültürüyle ama tamam mı? Teşekkür ederim. Şimdi ben önce böyle giriş yaptım ama kusura bakma ben de biraz ilgi çekmek istiyorum. Hocam sen zaten ilgi çekiyorsun Yani baştan beri. dikkati çekmem lazım. Yani sevgili konuklar tekrar teşekkür ediyorum tabii bizi izleyenler için. Bizi işte boş bırakmayan arkadaşlar var yıllardır, 2 yıldır. Ben de Kurtuluş'u benim öğrencimle beraber almıştım. Evet. Yüksel Fırat'la beraber almıştım. Çok da eğlenceli bir program olmuştu. Çok da eğlenceli, aynı zamanda kültürlü ve bilgi dolu bir şey yapmıştı. Background'da geniş bir program yapmıştık. Kurtuluş Bilgelioğlu'nu az çok keşifte izleyenler bilir ama yine de nesiniz, kimsiniz, bu programa nasıl başladınız? Sanat hayatınızla başlayın. Bu şeyinize başlayın. Ondan sonra üçüncü sorumla ben yavaş yavaş Bak Gül TV'ye gelelim. Amacınız nedir? Çalışmanız nedir? Nasıl başladınız? Öyle gidelim. Söz sıra sende. Birden üçe mi geçeceğiz? Yok, hemen birden. Kimsiniz, nesiniz? Tamam. Şimdi kısaca daha önceden de buraya konuk olduk. Gürsel abiyle, Gürsel Fırat'la birlikte. Yine de bahsedelim. Kurtuluş Bilgilioğlu. Adana doğumluyum. 1981. Aslında önce dedim ki, bende de başladı herhalde hocam. Önce dedim ki ya, yaşımı söylemesem mi hani? Söyle söyle benden de yaşlı değilsin ki. Yok değilim ama. Artık demek ki bizde de başladı yani. Ya yaşımı söylemeyeyim işte. Adana doğumluyum deyip Yok yok geçeyim söyle dedim söyle. ama. 1981 Adana doğumluyum. Adana şehir tiyatrolarında çalışıyorum dramaturg olarak. Adana Büyükşehir Belediyesi mi? Evet, Ha, Adana Adana Büyükşehir. Büyükşehir Belediyesi. Ha, Adana evet. Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları. Dramaturg olarak çalışıyorum burada. 7 senedir buradayım. Yani doğma büyüme Adana'dayım da Büyükşehir Belediyesi'nde 7 senedir dramaturg olarak çalışıyorum. Böyle bir proje yaptık. Bak Gül TV. Toplumsal eleştirel bir komedi. Arkadaşlarla birlikte dönem dönem toplandığımızda işte ya işte şu şöyle olsa böyle yazsak biri böyle dese mesela şu tip de böyle dese çok güzel olur diye konuşuyorduk. Sonra ben de dedim ki ya bunları bir kaleme alayım artık bir yazayım. Yazdık. Sonra bir takım imkanlar doğdu. İşte bunları YouTube'da yayınlayalım dedik. Yayınladık, başladık. Üçüncü bölüme de geldik. Gayet de güzel gidiyor. Her bölüm ortalama 10 binin üzerinde İzleniyor. Ben izleniyor. keyifle izliyorum. Ben de Hem keyifle yazdım, keyifle de oynuyorum. gülümsetiyor hem de düşündürüyor ama. Evet. Peki bir şey yapacağım. Dramaturg ne demek ya? Bunu belki ben bilmeyen arkadaş olsa bile bir açıklamakta fayda var. Bilenler çoktur ama yine de açıklamakta fayda var. Dramaturg Ne bir demek? işçidir. Fikir işçisidir. Tiyatronun anlam katmanlarına dair çalışmalar yapar. Tiyatronun işleyişine dair mesela katılacağı festivallere, çıkaracağı dergilere, bültenlere dair çalışmalar yapar. Basın bültenine dair çalışmalar yapar. Dolayısıyla her tür çalışması fikirsel oluyor. Aynı zamanda oyun yazarıdır. Yani dramaturgun muhakkak ki yazım yeteneğinin olması lazım. Çünkü yönetmen
geldi dedi ki ya Kurtuluş şimdi bizim oyunumuz 12 kişi ama bizim kadromuz 10 kişi. Bunu oyunun anlam katmanlarını zedelemeden, bunu mesajını temasını zedelemeden bunu 10 kişiye indirebiliriz. Veya dedik ya bizim bir arkadaşımız daha var. 13 yapar mısın? Böyle bir tip oluşturabilir misin? Şimdi senin orada yazarlık hünerlerini yeteneği sergilemen lazım. Aynı zamanda tecrübe ve yeteneği değil muhakkak, mi? Muhakkak, muhakkak. Böyle işte. Yani fikir işçisi, fikir dramaturg. Bizim deyimiz de proletarya. Kültür ve sanatı proletaryası. Evet. Tamam. Peki bu Bakkül TV biraz bize bilgi vermeni rica ediyorum. Bir, nereden ihtiyaç oldu? Bir gereksinim midir, zorunlu mudur bu ortamda? Bu bir kültür şeyi var biliyor, kültür ve sanat fakirliği var biliyorsun. Çorak bir top dönemdeyiz şimdi. Bu öyle bir zorunluluktan mı çıktı? Yoksa kendi demin dediğin gibi arkadaşlar bir araya geldiniz, bir tecrübeden şunu şöyle yapalım mı oldu? Şimdi temelinde Levent, bir zorunluluk. Rahmetli Levent Kırca vardı bu işte güldürerek şey yapan, bilinçlendiren. Böyle bir esinti var mı yoksa hocam, siz kendiniz mi? Çok güzel yere değindiniz. Bizim idolümüz tabii Levent Kırca. İlk sorunuza değineyim. Benim için bir zorunluluk. Yani yazar için kalemi eline alıyorsa bir sözü olmalı. Bizim toplum adına, halk adına söyleyecek çok sözümüz var. Olmalı da. Olmalı da. Bu bizim görevimiz. Şimdi bunu tiyatroda, tiyatro sahnesinde uygulamaya çalışıyoruz. Bir de bu mecrada uygulamaya çalışalım dedik. Arkadaşlarımız biz yani makyözünden ulaşımına kadar, görüntü yönetmenine, oyuncusuna kadar herkes bu toprağın yetiştirdiği çocuklar. Adanalı çocuklar. Bütünle yereliz. Hepsi. Çıkış noktamızı söyleyeyim. Levent Kırca bizim üstadımız, toplumsal eleştirel komedi bakımında. Tabii Levent Kırca'nın dışında da bu işi layıkıyla yapan birçok sanatçımız var. Ama hani herkesin gönlünde bir aslan yatar. Bizimki de Levent Kırca. Çıkış noktamız bu oldu. Bir sözümüz vardı ve bunu nasıl söyleyebiliriz, nasıl yorumlayabiliriz? Levent Kırca'yı baz aldık. Toplumsal eleştirel komedide. Çıkış noktamız oldu. Ondan yola çıkarak aldık elimize kalemi, yazdık. Sonra daha önce biraz önce bahsettiğim hani bir araya geldiğimiz ya şu da şöyle olsa bu da böyle olsa çok güzel olur, sahnelenir dediğimiz arkadaşlarımızla da toplandık. Dedik ki bizim böyle böyle bir eserimiz var yazınsal manada. Bunu nasıl hayata geçirebiliriz? Çarelerini aradık. Bir şekilde yaptık. İlk bölümümüzde Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi bize kapılarını açtı. Sağ olsun. İlk bölümümüzü orada çektik. Daha sonra ikinci bölümümüzde de Büyükşehir Belediyesi sahnelerini bize açtı. Büyükşehir Belediyesi'nin sahnesinde çekimlerimizi yaptık. Devam ediyoruz. Üçüyü de çektiniz ama. Üçü de çektik. Şimdi bizim ilk çıkış noktamız şöyleydi. Biz o zaman ben sormadım. Öyle zenginleştirdim o zaman. Tabii buyurun. Amaç ve hedef, madem ilk çıkışınızla birlikte amaç ve hedefinizi de söyleyin. Birbirle bağdaş kurarak devam edelim. Amaç ve hedefiniz. İlk çıkışınız, amacınız ve hedefiniz. Şimdi aslında amaç ve hedefimiz şuydu. Sesimizi daha çok duyurmak. Niye duyurmak istiyoruz? Çünkü söyleyecek bir sözümüz var. Yani biz komedi dalında belden aşağı esprilerle güldürmek yerine daha düzeyli, daha kaliteli, daha sosyal, daha içerikli, sosyal içerikli, toplumsal eleştirel komediyi tercih ettik. Yani yeni nesil komedi aslında, Z kuşağı denilen. Siz de mi 40 yaş altına hitap ediyorsunuz? Şimdi tabii 40 yaş altına hitap etmek herhalde son dönemde popüler moda oldu, olur, değil mi? Moda olur. Ya her zaman 40 yaş altına hitap etmek önemlidir. Çünkü yani ülkemizin geleceği,
şimdisi de aslında. Yani varlığı gençler ülkemizin. Aslında bizim hitap ettiğimiz sadece 40 yaş altı değil, 40 yaş üstüne de hitap ediyoruz tabii ki. Ama temelimizde 40 yaş altı var tabii ki. Evet, amacınızı... Amacımız. Şimdi toplumsal eleştirel bir çıkış, fikirsel manada amacımız buydu. Bir sözümüz vardı. İşleyiş olarak da bölümlerimizi devam ettirmek, ilerletmek. Şimdi mesela bir parodi, iki parodi yayınlıyoruz her bölümümüzde. İkinci bölümümüzde iki parodi birden yayınladık. Üçüncü bölümümüzde tek parodi yayınladık. İleride bunları arttırmak aslında bizim amacımız. Yani bir bölümde üç parodi, dört parodi olması. Belki ilerleyen bölümlerde 40 dakikalık görsel bir zenginlik sunmak da istiyoruz. Süreklilik sağlamak. Tabii. Peki bu hedefinize bir boşluk mu hissettiniz Türkiye genelinde? Hadi tamam Adana yerel de. Türkiye genelinde de böyle bir boşluk var mı? Şimdi, Adana dahil ama. Adana'da zaten vardı da. Siz onu doldurmaya çalışıyorsunuz. Evet. Şöyle söyleyeyim. Adana'da şu anda toplumsal eleştirel komedi programı yapan YouTube üzerinde biziz. Tek bizim grubumuz var. Ama yapacaklar da var. Kardeş gruplarımız var. Onların çalışmaları da var. Umarım onlar da başarılı olurlar. İşte el ele kol kola yürürüz. Adana'da böyle bir eksiklik vardı. Biz bunu tamamlamak istedik. Umarım Adana'nın da bize sahip çıkması gerekiyor bu anlamda. Bizim ilerlememiz için. Hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. YouTube üzerinden ve Instagram üzerinden Bakgül TV'yi izleyicilerimiz takip edebilirler. Hı hı. İzleyin, izlettirin, abone olun. Adana'nın, önce Adana'nın sahip çıkması gerekiyor. Çünkü biz Adana'nın çocuklarıyız. Ekibimizden bahsedeceğim. Geleceğiz. Size bir soru var. Oraya geleceğiz değil mi? İlgi önce bu bir boşluktan çekti. Türkiye'ye de gelelim zaten. Hocam. Hı hı. Şimdi Türkiye'de tabii çok büyük prodüksiyonlar var. Yani ismini söylemekte bir sakınca görmüyorum. Herkesin bildiği işte Güldür Güldür. Çok Güzel Hareketler 2 var. Hani bizim şu anki bizim gittiğimiz yolda önderlik yapan iki tane bir şey var, grup var. Grup var. Onlar daha profesyonelce, daha şimdi, imkanları daha yüksek. Tabii ki. Her şey paraya bağlı. Tabii, daha yüksek. Şimdi o zaman bir söyleyelim izleyicilerimize, biz izleyenlere abone olsunlar, desteklesinler evet, sizi. Sonra evet, tabii Çukurova'nın, Adana'nın toprağından çıkmışsınız. Adana'nın da ihtiyacı var. Gerçekten ihtiyacı var ama. Yani böyle Türkiye'nin aslında bu tarz şeylere ihtiyacı var. Şimdi tabii mesela arkadaşlarım, çevrem veya programımız aracılığıyla tanıştığımız insanlar bazen örnek gösteriyorlar. Ya işte Güldür Güldür gibi bir şey yapsana. Yapayım tamam. Ver bana şöyle haftalık atıyorum birkaç yüz bin lira. Tabii bir de mekan. Bir de mekan. Teknik ekip. Bak nasıl yapıyor. Yaparım. Her şey tabii ki her şey para değil. Güzel bir senaryo. İşte kaliteli oyunculuk. Hepsi birbirini tamamlayan şeyler. Fakat biz kendi içimizde bu kadar yapabiliyoruz. Bizim çıkış noktamız da biz ilk önce şöyle başladık. Dedik ki bir bölümümüzün içinde 6 parodi olsun. Ama malum ülkemiz ekonomik bir kaos içerisinde. Yani dünya genelinde böyle bir durum var ama ülkemiz adına söylersem ekonomik sıkıntı içerisindeyiz. Şimdi bizim devamlılığımız için ne yapmamız lazım? Reklam almamız lazım değil mi? Süreklilik gerekli. Tabii ki süreklilik gerekli. Emek veriyorsunuz, kadronuzları demin söylediğiniz maliyetleri, taşınmayı. İyi bir sürü yani bunun, emek var, emek de zaman. Büyük maliyetleri var. Büyük maliyetleri var. Biz
O yüzden bu kadar büyük maliyetlerin altına ilk başta giremedik. Ama hedefimiz bu. Var. Hedefimiz bu. Şimdi biz bir parodi, ikinci bölümde iki parodi, üçüncü bölümde bir parodi, daha işte bir iki parodi, böyle her bölümde bir iki parodi yayınlayarak yolumuza devam ediyoruz. Fakat amacımız bu parodi sayılarını arttırmak her bölümde. Şimdi biz bir dosya oluşturduk, bir reklam politikası oluşturduk. Zaman içerisinde sadece çekimlerimizin devam etmesi için, devamlılığımız için cüzi miktarlarda işte kuruluşlarla görüşüp cüzi miktarlarda desteklerini isteyeceğiz. Yani sponsorluğu da kabul ediyorsunuz değil mi? Ya, nasıl yapıyorsunuz? Hocam sizden bile kabul ediyorum. Tamam ama nasıl teşekkür ediyorum da olurum ben de. Onun formülü nasıl oluyor? Önce ben şunu şey yapabilir miyim? En son onları konuşalım isterseniz. Girişte dahil olmasın bu işi. Kadronuz dediğiniz siz kimlersiniz? Mesela bu oyununuzu kim yazıyor? Kim yönetiyor? Kadronuz profesyonel, amatör kimler var? Kaç kişisiniz? Önce bir onlardan devam edelim. En son oraya gelelim. İzleyiciler desinler ya bunlar hak ettiler bunlar. Abone olalım, destek verelim. Şimdi aslında kadromuz kalabalık. Biz her bölümde 2-3 kişi oyuncu kadrosuyla çıkıyoruz. Ama değişik oyunda değişik kişiler. Değişiyor. Şimdi 10 kişilik bir oyuncu kadromuz var. Çekirdek olarak. Buna eklemeler de yapacağız zamanla. Ama oyuncuyla bitmiyor. Görüntü yönetmeni, oyuncu koçu, reji asistanı, ulaşımı, makyözü, işte terzisi, teknik ekibi, kameramanı. Arkası ve önü. İki kamera ve iki kameraman kullanmış. Yani bunlarla birlikte sayımız 20'lere kadar çıkıyor ekip olarak. 20'lere kadar çıkıyor. Her bir arkadaşımız özleriyle çalışıyor. Baya maliyeti ama. Evet, maliyeti var. İşte yani elini taşın altına koymadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Senaryoyu ben yazdım. Evet, yani onu soracaktım. Evet. Dışarıdan mı içeriden mi senaristiniz? Sen mi yazıyorsun hep? İçeriden. Bizi o da güzel ama. İmece usulü, kolektif. Yok, imece usulü değil şu anda. Yok, bütün çalışmanızı anladım. Evet. Bütün çalışmalarımız. Programımız, projemiz imece usulü. Senaryo bana ait. Yöneten de benim. Biz bir şey yapabilir miyiz köşeye? Bu arada mümkünse eğer. Tabii yani bir teaserımızı hocam sen sunmanı istiyorsun. Valla benim dilim dönmez. Ben Türkçeyi 11'inden sonra 13 yaşından sonra öğrendim. Ben. Biz Türkçeyi ortaokulda öğrendim. Sokma kızdım, hava soğuk, hava sıcak, bahane çok. Ama bir bakma tam burada, vakit yedi hayatında. Gel yine gül eğlen bizimle, biraz da bilgi haberlerle. Dedik ya çok fark var bizde, bak yüzümü, bak yüzümü. Ama yani bu bakmak var. Şimdi
bakarak güldükleri için. Bakınca da güldükleri için. Aslında bunun isim süreci de enteresan oldu. O zaman projemiz hazır. Hemen hemen her şey hazırdı. İşte oyuncularla görüştük. Bu arada bundan sonra hemen oyunculara da değineyim hocam. Bunu evet, kadroyuz. Kadroya işte değineceğim. Oyuncularla görüştük. Teknik işte yer anlamında. Yani ama bir isim yoktu ortada. İşte mesela ya biz bir komedi programı düşünüyoruz. Oyuncu arkadaşımla görüşüyorum. İlgi de çeksin. Tabii. Komedi üzerine. Ne olacak? En son annem dedi ki nasıl bir program bu dedi. Dedim ki anne işte komedi programı yani bakacaklar gülecekler. O da dedi ki o zaman bak gül olsun. Güzelmiş. Hiç düşünmemiştik bunu. Yani son derece sade evet, ve anlamlı bir vurgulu isim oldu. Evet. Vurgulu. Çok da güzel oldu. Ha, vurgulu. Peki şimdi yazarı sensin değil mi? Evet. Senarist olarak evet, sensin. Oyuncu, rejisör, hepiniz imece usulü genel olarak tabii, söylüyorum. Tabii. Peki siz izleyenlerden nasıl tepkileri alıyorsunuz? İzleyicileriniz kim? İşte dönüşleriniz nasıl oluyor? Bir de onları şey yapabilir miyiz? Tabii. Talebe cevap veriyor mu? Ona en son soru soracağım. Yani özellikle bir tepkileri alalım sizden. Şimdi buna geçmeden önce ben kadro ile ilgili tamam, biraz konuşmak istiyorum. Şimdi kadromuz çalışkan insanlar, temiz insanlar, yürekli insanlar. Gerçekten bir söz söylememize yardımcı olacak ve olan insanlar, sözü olan insanlar ki bu programa dahil oldular. İdealist şimdi, ve gönüllü. Evet, idealist ve gönüllü. Ama tabii şimdi gönüllülük de nereye kadar? Onu sonra attık. Gönüllüyü de gidip başka, onu en son konuşacağız. Peki. Gönüllülük şimdi, nereye kadar? Şimdi ben 83 milyon halkımız nasıl yardımcı olacak bize? Değil mi? Seslendik ya. Soner Çelik. Oyuncu koçumuz bizim. Soner Çelik Adana'nın yetiştirdiği değerlerden biri. Adana'da yetişmiş, kendini geliştirmiş bu anlamda. Hem oyunculuk. Keşke bunlar birer profilde olsaydı, böyle bir tek tek verseydik. İşte teaser'ımızda var. Öyle biraz mi? Önce tam teaser'ımızda. İşte mesela işte İsmail Tekin gibi, Soner gibi böyle yukarıdan profilini verseydik. Uzun boylu mu, kısa boylu mu, çirkin mi, yakışıklı mı? Çirkin getirseydik ya. Yapardık burada. Evet. Çirkin. Var aslında teaser'ımızda iyi var. İyi olur eğer mümkünse ya. Tek tek böyle üstünden. Tabii. Daha sonra konuşacak. Tek tek herkesi tanıtacaksan benim ricam Kemal'den öyle olsun. Bir toplum bir tanısın yani, şeyleri vardır. Yani onu mesela teaser'ımız gelir ona, tek tek. Onları etmiş oluruz bir de oyuncularımızla. Tabii. Onlar da bizi izliyorlardır herhalde değil mi? Köşe buşa kaçmamışlardır. Umarım. Ben her gün Kurtuluş yüzünü görüyorum da bugün görmeyeyim. Umarım izliyorlardır. Evet, devam. Şimdi Soner Çelik. Kendini de yetiştirmiş, Adana'da yetişmiş oyuncu, yönetmen, yazar aynı zamanda. Bizim projemizin de oyuncu koçluğunu yapıyor. Aynı zamanda mutfağında oynuyor da. Hem mutfağında hem kamera önünde oynuyor da. Çok değerli bir isim Soner Çelik. Benim de tiyatroya başladığımda ilk elimden tutan insandı. İlk tiyatro hocamdı Soner Çelik. Geliyor bakın. Geliyor. Ya teşekkür ediyoruz. İşte bizim yönetmenimiz de bu. İşte yönetmenimize de teşekkür ederim. Yönetmenimiz bu. Yönetmenimiz Kurtuluş bilgili ol. Burada görüyorsunuz. Benim zaten. Bunu geç. Evet. Soner Çelik. Yani şöyle yapayım da. Tam görünüyor. Soner Çelik'ten bahsettim. Gerçekten hı-hı, bize de çok büyük katkıları oldu Soner Çelik'in. Hem oyunculuk anlamında. Bu kim? Geçince tek tek söyle sonra onu. Evet. Emine Yatu Çelik. Emine Yatu Çelik de Adana'nın yetiştirdiği tiyatroculardan biri. Tiyatro camiasının içerisinde, özel tiyatro camiasının içerisinde şu anda hali hazırda Gülse Tiyatro'da oynuyor. Tabii Gülse Tiyatro'da oynuyor. Soner'le soyadları benziyor. Evet. Tesadüf mü?
olur mu sizce? Ya ne bileyim, soruyorum ben. Cahilim. Evet, estağfurullah. Eşler, karı kocalar. Tamam. Gülse tiyatroda oynuyor. Hı-hı. O da çok güzel oyunumuza değerler kattı. Tamam. Önümüzdeki hafta 4. bölümde Salih geldi. Tek tek hocam hemen önce rica edeyim, bir isimleri gidelim çünkü yönetmenimiz Murat geç, sonra sen tek tekini anlat. Salih Aslan geldi. Peki. Salih Aslan yaklaşık 16-17 senedir Adana Tiyatro Camiası'nın içerisinde çeşitli gruplarda yer almış çok kıymetli bir arkadaşımız. Hı-hı. Aynı zamanda kendisi matematik öğretmeni Salih Aslan. Şimdi kim? Ömercan Yeldan. Ömercan Yeldan da yıllardır tiyatro camiasının içerisinde yer almış. Aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda tiyatro bölümünde okuyan bir arkadaşımız. Hepsi kendi bir aşı başa, bir de Ramazan Akgürek. Tabii Ramazan Akgürek. Ramazan da çok yetenekli bir arkadaşımız. Gerçekten sevimli, sempatik. Ya hepsi yetenekli de. Mesela sordunuz. İşte ben Soner Çelik'ten bahsettiğimde nasıl boyu posu, hmm, ben de çirkin mesela dedim. Gördünüz mesela. Ramazan da mesela çok sempatik bir arkadaşımız. Yetenekli de bir arkadaşımız. O da tiyatro camiasının içerisinde. Aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediyesi konservatuarında okuyor. Tabii araya şey girdi. Pandemi girdi. Devam edemediler ama şimdi devam edecekler. Eylül Bilgilisoy. Eylül Bilgilisoy da bu işe hevesli. Çok hevesli ama en genciniz bu mu? En gencimiz. Ama yani piyasada gördüğümüz benim hemen hemen piyasada gördüğüm en hevesli, en çalışkan insanlardan biri tiyatro adına. Yani çok idealist. Yani al bunu ezberle de heyecanlı. Tonlamalarını heyecanlı çalışır, eder. Çok heyecanlı. Çok güzel. Umarım o da çok güzel işler yapacak oyunculuk adına. Evet. İhsan? İhsan Ustaoğlu da Adana'nın yetiştirdiği diye aslında İstanbul'dan geldi İhsan abi. Ama Adana'mıza da güzel değerler görüntüsü kattı. Görüntüsü muhteşem ama. Tabii İhsan abi oyuncu. Evet. Aynı zamanda yani Adana'mıza da güzel değerler katacak bir isim. Süreyya Bayraktar. Süreyya Bayraktar Adana'nın tiyatro emekçileri. Belli yeterli. Hocam Adana'nın tiyatro emekçilerinden çok teşekkür ediyoruz Süreyya Hanım'a da. Hı hı. Şeyma Gökçenli. Şeyma Gökşenli. Evet Gökşenli. Ben Gökşenli. Gökçenli mi dedim? Evet. Evet. Şeyma Gökşenli çok yetenekli. Aynı zamanda oyuncu. Hani yani görmüşsünüzdür dizilerde oynuyor sinemada. Çok yetenekli, kadromuza da güzel bir değer katan, renk katan. Evet. Şimdi Sinan Arslan... Saçları niye böyle yaptınız burada Sinan'ın? Orada Sivaslı bilim adamını oynuyordu. Sivaslı bilim adamı. Çağ öncesi mi, çağ sonrası mı? 21. yüzyıl öncesi mi, sonrası mı? Günümüzde. Günümüzde Sivaslı bilim adamını canlandırdı Sinan Arslan. Tabii Sinan Arslan'ın hikayesi çok enteresan. Şey, Arşimet mi? Yoksa şey yok, meşhur, yok. Hani şey bulan var ya, Enkare'yle anlatılan var ya meşhur. Şimdi ismini unuttum. Neyse. Ben yok. Herhangi bir bilim adamı tanıdık bilim adamı değil. İrbaham Usta. Sivaslı bilim adamı. Hmm. Şimdi kendisi tiyatro camiasının içerisinde değil. Ama çok yetenekli. Kendisi de benim kayınpederim olur. Öyle mi? Çok yetenekliydi dedim. Yani bunu bir değerlendirelim önce. Ya olur mu? Dedim ki neden olmasın? Yani çünkü hani bir yetenek var ortada. Bunu değerlendirmek çok lazım. Çok güzel olmuş. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olsun bize de geldi, emek verdi, katkı verdi. Galiba tamam. Galiba. Evet tamam. Şimdi sen şeyine geçebilirsin. Yani bu oyuncu şimdi... Oyuncularımız aslında bu kadar değil. Gelecek arkadaşlar da var. Kadromuz ama şimdilik bu kadar. Hepsi başlı başına bir yetenek. Evet. Şimdi istersen şöyle yapalım mı kurtuluş? Kaç dakikamız kaldı bilmiyorum. Ya arkadaşlara anlat ya da ben sorularımı sorayım. Sen Bak TV'yi anlat. Çünkü bizim için önemli olan Bak Gül TV. Tabii tabii sorun. Sen bunları zaten kuliste de bana anlatırsın.
bir ara bana yemek yedirdiğinde. Herhalde yani. Sabırla seni arkadaşlara dinleyeceğim. Ben mi yemek yedireceğim? Doğru. Ama siz sponsor olacaksınız. O başka o. Evet, o başka o. Peki sürekliliğini nasıl sağlayacaksınız bunun? Deminden beri dediniz yani. Bu. 20 dakikamız var ona göre. Daha sorularımız var çünkü. Sürekli nasıl sağlayacağız? Nasıl dayanışması yapacağız, sağlayacağız? Siz ayakta kalasınız. Ben bir kere şunu söyleyeyim yani Kurtuluş. Hem seni tabii tanıdığımdan hem de işte bu tiyatro yakında 3-4 tane şeyini de izlediğim için sizin programınızı. Siz bir kere biz daha programa girmeden de güzel bir söz söyleyeyim. Biz Adanalıyız dedir. Yani aslında Sivaslı olduğunu ben biliyorum. Yani Adana doğduğun için. Aynen Yaşar Kemal de öyle der. Yılmaz Güney de öyle der. Ben Siverek'te doğdum der, ben Adana'yım der. Hatta ben burada program yaptım şeyle ilgili, bu boynu bükük öldüler de. Der ki herkes bir şehri sever der Yılmaz Güney, ben evet. Adana'yı severim der. Bak herkesin kendine göre sevdiği bir şehir vardır ama ben Adana'yı severim der. Ben de mesela Karslı olmama rağmen, İstanbul'da da büyümeme rağmen ben Adana'yı sevdim, Adana'da kaldım. Şimdi sen de Adana'yı sevdiğin için bu topraklarda da bu verimliği artırdığı için sen de bu verimliği içindesin. Yani bu sanat değerleri içindesin. Sen Adanalılara bir şey verdiğine göre, Çukur'a bir şey verdiğine göre ister istemez de doğal olarak da bir karşılığını da almak lazım. Değil mi yani? O karşılık nedir? Ben maddiyattan söz etmiyorum sadece. İlgidir, sempatidir, yardımdır. Sen de böyle global bir şey rica ediyorum. Bir konuşma rica ediyorum. Bak Gül TV ne yapıyor? Adanalı sanat severleri, Adanalıları, Adana'nın kurumları, başta işte kurumlar derken belediyeler geliyor, başka sivil toplum kuruluşları geliyor, demokrasiler geliyor, dernekler geliyor, mahalli dernekler geliyor, yerel dernekler geliyor, hemşeri dernekleri geliyor. Beklentin nedir? Beklentiniz ne olabilir sanatçı olarak? Sadece maddiyat anlamında da söylemiyorum. Tabii maddiyatla beraber izlemek, seyretmek, tanıtmak. Evet. Şimdi bizim ilk beklentimiz izlenmek. Çünkü genişlememiz için, devamlılığımız için izlenilmesi lazım programın. Tabii bu bize bağlı. Oraya bak kameraya. Hocam ben size bakayım da zaten görüyorlar. Şimdi bu bize bağlı izlenilmek. Yani kaliteli ürün. Bir ürün ortaya koyarsan seni izlerler. Ama kalitesiz bir ürün koyup beni izleyin, beni izleyin, ben Adanalıyım, ben işte şuralıyım, buralıyım demenin de hiçbir manası yok. Gerçekçisiniz de. Tabii. Evet. Tabii ki. Bir ürün koyduğumuza inanıyoruz ve ilk 3 bölümdeki dönüşler, izlenme oranları da bunu gösteriyor. Örnek 1. bölüm 10.000 izlenmiş, 2. bölüm 11.000 izlenmiş. 3. bölüm şu an 3-4 gün oldu yayınlayalı. İşte 10.000 civarında, yani yükselerek giden bir trend var. O zaman ortada. Bir çağrıda bulun, abone olsun bizi izleyenler. İzleyin, izlettirin. Ve abone olun, evet. Abone olun. Bizim için en önemli şey bu. Abone olmak. Önce izlenme oranlarını yukarı taşımak, abone olunmasını buradan rica ediyoruz izleyicilerimizden. Eğer beğenirseniz tabii, yani hatırla da bu iş olmuyor. Beğenirlerse YouTube'a girecekler, Bakgül TV yazacaklar, izleyecekler. Bir tık yapacaklar, hepsi bu. Bu kadar. Eğer beğenirlerse beğenirler, beğendi, like, sonra abone olurlar. Beğenmezlerse dislike yaparlar. Veya kötü bir yorum yazar. Mesela 3. bölüm bizim çok enteresan bir bölümümüz. Kripto para borsasını 3 kişi yorumlayan, mi oynadınız yanlış hatırlamıyorsam. Orada 3 kişiydik. Orada 3 kişiydik. Ramazan Şeyma ve ben aboneyim ha. Öyle mi? Aboneyim. Teşekkür ediyorum. Sayın yönetmenim siz abone misiniz? Olacağız. Teşekkür ederim. Şimdi son bölümde kripto para borsasını yorumlayan ama kendini ekonomi yorumcusu sanan bir yorumcuyu eleştirdik aslında biz.
Günümüze uygun. Günümüze uygun. Zaten kripto para borsası çok kişinin canını yaktı bu kripto paralar. Para ismi vermiyorum. Burada reklama girmesin diyor hocam. Şimdi izleyicinin biri yazmış. Prodüksiyon berbat, oyunculuk berbat, kendinizi niye bu hallere sokuyorsunuz? Komedisin olur. Tabii ki herkesin görüşüne saygı duyarız. Bir komedi veya herhangi bir türde bir eser ortaya koyduğunuzda herkes beğenmeyebilir. Beğenmeyenler de olacak. Zaten herkes beğenseydi herhalde dünyada tek bir tek, din olurdu. Tek tip. Tek bir parti olurdu. Tek rengi severdi herkes. Değil mi? Herkes aynı takımı tutardı mesela. Bunlar olacaktır. Beğenmeyenler, eleştirenler muhakkak olacaktır. Biz eleştirileri olumlu yönde alacağız. Üstüne koyarak devam edeceğiz. Tabii ki her zaman şive komedisi olmaz. Her zaman İstanbul Türkçesiyle olmaz. Konuya göre, tipe göre, vereceğimiz mesaja, işlediğimiz temaya göre bunlar değişkenlik göstereceklerdir. Tabii. Biz de tabii şimdi prodüksiyon, oyuncular, ben de isterim Kenan İmirzalıoğlu da gelsin. Kıvanç, herhalde Kıvanç Tatlıtuğ istiyorlar ama yani malzeme bu hocam. Ne yapalım? Yapacağız sonra bir şey yok. Sonra siz sanatçısınız, aktör yani, değilsiniz. Yani ben şöyle demek lazım, biz sanatçıyız, aktör değiliz ki. Rahmetli Tarık Akan benim okuldan arkadaşım, Fakülte Lisesi'nde. Yakışıklı jön, o bile jönlüğünü bir tarafa attı, sanatçı yönünü öne çıkardı. Evet. Sanatçı olmak kolay bir şey değil. Evet. Şimdi prodüksiyon konusunda da devamlılık konusu aslında aynı şeyi içeriyor. Yani bizim devamlılığımız önce Adana'dan başlayacak. Hani buradaki örgütleri işte belediyeler, kurum kuruluşlar, özel sektör kuruluşları bize sahip çıkması lazım. Önce seyircilerimiz. Sonra kurum ve kuruluşlar bize sahip çıkacak ki, destekleyecek ki biz programımızın devamlılığını sağlayalım. Örnek, ben bunu atıyorum, 3 bölüm çektim, x lira para harcadım. Ama x lirayı peynir ekmek gibi var. Yani elimi taşın altına soktum. Hani dedim ki birkaç bölüm çekerim, ondan sonra destek alıp devamlılığını sağlarım. Bu noktada da güveniyoruz. Hem kendimize güveniyoruz, izlenme sayılarına güveniyoruz. Seyircilerimize güveniyoruz. Sanatseverlere güveniyoruz. Güzel şeyler olacak. Toplumdan etkilenen, toplumdan bir şey bekleyenlere güveniyoruz değil mi? Çünkü adı üzere toplumsal eleştiriye, ona da bir ihtiyaç. Tek düze giden bir toplumda bu bir çeşit çeşitlilik katıyor zaten. Yani sade insana bile bir çeşitlilik katıyor. Peki nasıl söyleyeyim ben şimdi? Nasıl yazıyorsun bu işleri Kurtuluş? Özele geleyim ya. Nasıl yazıyorsun bu işleri? Sen arıyorsun, sen yazdığını biliyorum. Kendin de söyledin zaten. Evet. Yani teknik anlamda mı soruyorsunuz? Yok. Toplumsal yaşamın, sosyal yaşamın kendinden etkilenerek yazıyorsundur zaten. Yani bu ne yap? Genellikle bir şey mi oluyor? Bir olaydan mı yola çıkarak söylüyorsun, yapıyorsun bunu? Yoksa bir araya geliyorsunuz, bir olay önünüzde, önüne konuluyor senin. Kolektif çalışmadan, deve komün yaşamına sözü diye. Öyle mi oluyor? Yani sen kendin mi? Şimdi, onun üzerinde mi yoksa arkadaşlar ilham mı veriyorlar ya da konu mu veriyorlar? Konu başlıkları mı veriyorlar? Hepsi olabilir. Kaynağımız yaşam. Ve bunun için iyi gözlemlemek lazım. İyi dinlemek lazım, iyi bakmak lazım, iyi okumak lazım. Yani bir kere her gün okumak lazım. Her gün izlemek lazım. Her gün izlemek lazım, her gün gözlemlemek lazım. Duyarlı olmak lazım. Her gün dinlemek lazım. Bir de duyarlı olmak lazım. Türkiye'de bu noktada cennet sayılır. Bence de fazlasıyla. Çünkü malzeme çok. Sen de bu noktada duyarlıysan, yazma yetinde varsa, bir birikimin varsa bunu kaleme dökersin. Bu noktada hiç zorlanmadım malzeme bulma konusunda.
Hatta yani bulduğum malzemeleri böyle sıralıyorum. Birikmiş, hani önce şunu yazayım, önce bunu yazayım diye öyle sıraya koyuyorum. Bir malzemem var hala daha. Çok çok. Peki özel bir soru, cevap vermek zorunda değilsin. Yazarken elim titriyor mu? Yani şunu yazsam ne olur, bunu yazmazsam ne olur diye. Cevap vermek zorunda değiliz. Hiç titremiyor. Hiç titremiyor. Çünkü kendine geri çekmek gibi. Hiç çekmedim. Çünkü yazacağım, yani beynimle dilim, elim aynı. Düşüncen de aynı. Aynı. Hadi şöyle bir örnek vereyim size. Şimdi ben Çukurova Pres gazetesinde yazıyorum. Haftalık olarak. Orada köşe yazısı yazıyorum. Oraya bir yazı gönderdim. Bu yangın zamanı vardı biliyorsunuz. Çok büyük bir felaket yaşadı ülkemiz. O dönemde bir köşe yazısı yazdım. Çukurova Pres gazetesine gönderdim. Mail attım. Hemen geri dönüş sağladılar. İlk defa, yani şimdi yıllardır yazıyorum. İlk defa yazımla ilgili bir geri dönüş sağlandı. Şu anlamda, yani hep geri dönüş sağlanıyordu da olumsuz anlamda bir geri dönüş sağlandı. Dediler ki Kurtuluş Bey, biz bu yazıyı yayınlayamayız. Başka yazınız var mı? Neden? Zülfiyare siz dokunur. Elinizi korkak alıştırmamışsınız. Cümle aynı bu mu? Tabii. Güzel. Yani demin ben de söyledim. Sıkıntı çıkarır. Size de bize de. Dedim benden yana sıkıntı yok ama size sıkıntı olacaksa yayınlamaya. Güzel. Yani şunu demek istiyorum. Hiç öyle korkak alıştırmam. Yazarım, gönderirim. Yayınlar, yayınlamaz gazete. Saygı duyarım. O da hakkıdır. Normaldir yayınlamaması. Ama sonra hala devam ediyoruz. Gazetede de devam ediyorum. Çukurova Pres gazetesinde yazmaya. Burada da böyle. Ama burada şimdi orada ben, yazarsın. Burada sanatçısın. Yazar da bir sanatçıdır hocam. Niye öyle diyorsunuz? İkisi farklı. Yok yani o da bir sanatçı. Ya, gazetenin, sanat icra ediyor. Yok öyle değil. Yani, sanat pardon. İcra ediyor. Ben Bakkül TV'nin bölümlerini gazetede yazdım mesela köşe yazısı olarak. Ama şimdi gazetenin tabii bir ilkesi vardır. Ona bizim de bir ilkemiz var. Sonuçta ona uymak zorundasın. Bir tabii. O noktada burada saygı duyuyoruz. Tabii, hayır. Burada da o böyle. Ben uç noktalarda hiçbir zaman gezinmedim. Hiçbir zaman uç noktalarda gezinmedim. Ama halkın şikayet ettiği, halkın çilesini çektiği sorunları da göz ardı etmedim. Edemem. Etmemeli de. Edemem de. Ama aydın sanatçı da budur zaten. Eğer ben bir aydın sanatçı diyorsan, halkın sorunlarını dile getirmezsen, sahiplenmezsen aydın olamıyorsun bir kere. Hani belki sanatçı olunur da tırnak içinde. Ama aydın sanatçı olunmaz. Sizin bütün kadronuz böyle galiba, öyle görürdük çünkü. Takip ettiğim kadarıyla yani arkadaşlarınızın tamamı bu işe vakıf arkadaşlar. Yani bilen, yapan, hepsi bu işin içerisinde alanında olan başarılı, yetenekli, kendilerini her zaman, ben de dahil olmak üzere, her zaman geliştirmek adına uğraşan insanlarız. Ve duyarlı insanlarız. Yani herkesin bir toplumsal duyarlılığı vardır. Yani işte ülkemizin o zamanki en büyük sorunu, gündemde olan sorunu yangındı mesela, değil mi? Yani o konuda olan, bir duyarlılık güncel olan, evet, o konuda bir duyarlılık göstermeyen sanatçı olacağını sanmıyorum herhalde. Her insan, yani sanatçının dışında her insan o konuda muhakkak bir duyarlılık göstermiştir. Peki teşekkür ediyorum. Bir toparlayabilir miyiz artık? Son dakikalara geliyoruz. Ne söylemek gerekiyorsa. Son olarak daha önceden tekrar ettiğim sözlerimi söyleyeyim. YouTube'dan Bakkül TV adresine giriyorsunuz, tıklıyorsunuz, izliyorsunuz. Eğer beğenirseniz lütfen abone olun. Beğenmezseniz de lütfen. Yok, fikirleri ama eksiklerini söylesinler ama. Yorumlar kısmına lütfen yazın. Muhakkak ki size geri dönüş sağlayacağız. Tamam, teşekkür ederim. Bizim için çok önemli yorumlar. Yani herkesin fikri önemli.
kendimizi geliştirmemiz adına, programımızı geliştirmemiz adına yorumları muhakkak değerlendireceğiz. Siz kendinize güveniyorsunuz ama muhakkak eksikleriniz olabilir. Tabii ki. Toplumsal o sorunlarda yola çıkarak bir şeyler vermeye çalışıyorsunuz değil mi? Hem eğlendirerek, hem dinlendirerek, hem de zaman geçirerek, mümkünse ve gülümseterek. Tabii ki. Güldürmek demekse gülümseterek izleyenler için bence bulunmaz bir kanal, bulunmaz bir fırsat. Teşekkür ederim. Ben de herkese burada çağrıda bulunuyorum ama 83 milyona çağrıda bulunuyorum. Teşekkür öyle ederim. Artıları var da onları katmıyorum. Afganistanlıları, Suriyeli katmıyorum. Tamam. Çok teşekkür Kurtuluş, ediyorum. Kurtuluş, ben teşekkür ediyorum. Güzel oldu. Yok, güzel oldu. Ben teşekkür ediyorum. Özellikle tek tek bu arkadaşlarını tanıttığın için bize, biz de hiç olmazsa evet tanımış olduk. Seni zaten tanıyorduk. Yeteneklerini, bilgini, senarist olarak, insan olarak. Söyleyecek bir şey yok. Arkadaşlara sen söyleyeceğini söyledim. Evet, izleyin, izlettirin. İzleyin, abone olun, izleyin, izlettirin. Beğenmiyorsanız da yani şey yorum yapsınlar. Tabii eleştirilir. Her zaman. Hakarete varan şeyler söylemesin. Ama ben bir şey söyleyebilir miyim kapatmadan? Şimdi bu diyen arkadaşı tabii tanımıyorum da yeterlilik biraz gerekmiyor mu bu işte? Mesela eğer siz kanal bir şey diyorsanız, bir oyun oynuyorsanız, bir komedi ya da başka bir herhangi bir dizide şive olmadan olmaz ki ya. Ben anlamıyorum şimdi. Bu mantığı anlamadım. Şive bu işin aslında var zaten. Şöyle, dil, üslup bu işin aslında var zaten. Yani bir dolu komik komiğin de bir dolu çeşitleri var. Yani şive olmadan olmaz ki hareket bu işte. Hareket komiği, söz komiği, durum komedisi var. Bir dolu. Yani şive de bunun bir parçası. Başlı başlı, tabii. Olmayacağı yerler de var. Olması gereken yerlere. Siz bu şiveyi çok mu abartmışsınız orada? Demek ki Sivaslıları sevmiyorlar. Yani evet, orada bir Sivas şivesi yapmıştık. Olabilir. Tanımıyorlar. Seviyorlar da tanımıyorlar. Kurtuluş, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Haftaya yine buradayız. Tamam. Ben zaten izliyorum sizi. Ben de sizi izliyorum. Sağ ol. Gerçekten de öyle abi bizim. Teşekkür ederim. Bilemiyorum, yönetmenimiz şey yapmıştı bizi, ne diyorlar ona. Geçmişle ilgili programımız fena gitmiyor değil mi? Yani bizi izleyenler gayet iyi. Senden dolayı da biz Küçük Saat TV'ye teşekkür ediyoruz. Belki Küçük Saat TV'yi de izletenlerin sayısını artırıyoruz da bir tabii şekilde. Yani ben de Taner'e, Kemal'e, ayrıca Küçük Saat TV'nin kendisine kurumsal olarak bize bu fırsatı verdiği için de teşekkür ediyoruz. Evet. Duygularıma tercüman oldunuz. Aynen, ben de buraya beni konuk ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Küçük Saat TV'ye de çok teşekkür evet ediyorum. Abi. Bu konuda Taner gerçekten de çok değerli bizim için. Evet. Önümüzü, yani kalemimizi biz hiç geri çekmiyoruz. Dilimizi de geri çekmiyoruz. Bu Küçük Saat TV'de. Taner Bey gerçekten de bir değer ya. Evet evet, teşekkürler. Kemal, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var. Haftaya yine aynı saatte, bugün başka bir programla. Edebiyatla yaşamak bizim artık mesleğimiz oldu. Herkese.